Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Neler yapıyorsun Asu? Vallahi bir tane haplak onu getirmiş. Bunu dolduracak. Çocuğa bizim de varmış. Bizim de Melih abla gönderdi dişi. Geçen sene halının üstünden koydum. Biraz çocuklar uğraştı ama patladı mı sağlam mı bilmiyorum. Aleykümselam. Şunu dolduracağım da bunun şişi farklıymış herhalde yani doldurma şişi. Hasan şuna bir dene, bunun sibobu ne oluyor mu? Bunun 3 tane simidi var, 3-4 tane. Hepsini farklı farklı dolduracaksın. Tamam. İşte daha bak, kenarında. Balkona koyun, belki çocuklar yüzerler. Bu da aynı. Ama ben nasıl doldurmuşsun ya geçen sene? Ben valla buradan yaptım, herhalde öyle yaptım. Ondan doldurdum o zaman. Şundan, ha şundan. Belki. Şöyle elimi tam kapatıyordum, boşluk olmayacak şekilde. Belki doldurur da. Türlü. Bu da komşumuzun arkadaşlar, Sultan ablanın torunlarının. Dün getirdi, hani demişti havuzu bir dolu, o da su dolduracak böyle olur. Biz düğün edecek havuzu. Parmağından etrafını kapat. Tamam, bu oluyor da. Oluyor çünkü ben yaptım bundan. Ama bizimki patlak herhalde. Öyle mi? Çabuk kapatacaksın ama. İndi bile bak. Gördün hemen mü? Hemen iner. Hemen iner. Allah'ım. Yumuşadı bak, farında mısın? Pek de patlak oldu mu? Biraz daha iyi oldu. Onu tekrar yaparız en sonuncuyu. Kapatana kadar havas hemen gidiyor. Servis.
Ses geldi hadi. Dur gideceğim şu arkadaşlar. Onları da şimdi alacağız. Gays var mı ki orada? Gays var. Bakın hanım yanına gelin. Gelin mi? Servis geldi hadi. Servis geldi hadi. Akgül Taş, Akgül Taş. Aksaray yolcusu kalmasın. Şu Erik de... Ha, Hasan Taş doğru. Hascan Taş. Şu Erik'e bir imreniyorum ama asla tat yok. Hascan Tur'du biliyor musun? Ha. Bak, bizim ismimizin kısası bile bu kalite oluyor biliyor musun? Hascan Tur değil mi? Bu pek iyi değildi biliyor musun? Şeyi kendi Haso. Böyle bir sürsek aslında iyi olur biliyor musun? Değil mi? Şoför de ben olsam. Haso gel gel buradakilerden ya gel. Şunlar daha güzel. Gel hele. Hasan onlardan al hele. Gel gel. Nasıl güzel bunlar. Tam olgunlaşma çağında. Ben böyle severim arkadaşlar. Ne çok kızarık olacak ne de çok yeşil. Anam bak. Bunlar şeker parası. Ha. Buyurun. O ne kız? Çocuğa bak kardeş. Hascan Tur geldi diyor. Evet, arabamızın ve servisimizin yeni ismi Hascan Tur. Nasıl uydu? Öyle mi? Ama saatini demediniz. Aradığınızda demediniz bize saati. Ona göre. 5 dediniz. Saat 6. Performansı beğenmedim beyefendi. Öyle mi? Öyle mi? Tadı nasıl tadı bu? Şu biraz daha. Şimdi geçeceğim. Bir de yürü lan. Şundan mı? Ya o. O içerdik de yetişme. Şundan şeker pari. Ben şunu pek severim. Ne eşki ne tatlı ya şu an. Pari. Çok güzel ama. Sana tatlı olur. Hmm. İşte şu an güzel ama ben pek şeyi sevmem öyle. Yürü. Allah'ım sorma lan götüm lan. İşte Efe'yi bana yürü alsın. Yürü lan bana yürü. Değil mi? Bu güzel. Ha. Valla. Ben biliyorum kalite işte. Kalite o marka marka. Şu neyin markası ya bacım? O mu o da deme gülü. Şu kız şu. Şu çağla neyin markası? Hamza gülü. Hasan şuna bak hele kaliteye gel. O beye kaldı. O en son kaldı. Daha büyüyememiş bunlar. Şu çok güzel ama. Üç tane üç de aynı şeker tane. Hasan şöyle kızarmaya başlamış. Vallahi daha olmadan ondan da atla. Hadi. Böyle kendi yiyeceğiz. Fazla İşte ben de böyle severim. Ben böyle kendi toptan yiyorum. Öyle çok ezilme. Ne diyor? Arkadaşlar dime doğru geldik. Şöyle ihtiyaçlarımız vardı. Sınıfa da diken getirdim buraya. Çay alacağım. Çıplatamız var mıydı? Çıplatamız yarım. Almam mı? Alsan mı? Niye? Aman Ömer çok yiyor arkadaşlar. Hiç yemek yemiyor bunu mu diyor? Ben de ama kahvaltıdan emmiyor. İyi oluyor. Ömer yaptırmış bir şey yemiyor bunu mu yiyor? Şöyle bakalım gidelim ya akşam. Buradan da alsam mı? Bilmiyorum. Yo dolabımız da var aynısı. Şöyle mi? Hı hı. Anaa benim kuzenlerim. Çikolatayı da hiç değerlendim abur cubur. Şu ana kadar hiç abur cubur almadım arkadaşlar. Hasan abla var mı? Ben sana hadi şöyle kalsana. Senin mi? Bir şey yapacağım. Hayır ya. Ya normal sucuk yakışmıyor ki. Şuna yakışıyor. O anı çekmeyi çok isterim abla. Şey gelelim mantıklı. Hadi böyle küçük böyle. Ne o? Patlamaya geliyor. Ama da dayım da bir mi dedi? Ne o bozulmuş patlamış. Hep sarayını şişmiş. Hava almışım. O zaman şeyi mi yapıyorlar? Börek kutlarına var ya. Hazır yufkalara. Artık yeşin hazır. Teknoloji değişti. Anne dur sen çek de ben alma. Yapma bir şey. Koymuş şuraya alışverişler. Sen onu bana ver ben kendi çekeyim. Sade değil. Öyle. Tövbe estağfurullah. Mor armış evet ona sade maraş olur. Kefir alacağım. Kuşlara mı? Hayır kendime. Ezaz mı? Ya kuşlara mı diyorum hani? He ya. Ben de şeye veriyorum ondan. Artık vermiyorsun ama. Ne işe yarıyorum? O probiyotik, vitamin. Vitamin işte değil mi? Vitamin ihtiyacımız aslında ben de çok da. E al sen de niye almıyorsun? Niye? Benim karnım düşük oluyor ya. Anne bir zaman yapar mıyız? Alırsam mı? Ama gene mi? Bir tane de bana bir sene var. Onunla ben bir ara bir şey gördüm. Çok güzel börek yapıyorlardı.
Aynı hikaye değil ama böyle yapıları. Ne olur? Ama bir şey olmaz. Bu ne? Lavaş mı? Müşterimiz timliymiş ya. Aman ha, günahına girdik. Lavaş mı? Şunun neye bakar ya, 2050 model. Ne yapacağım? Suyu almak o suyu kurtarma yapalım mı? Bu şey değil ki, normal. Böreklik yufka o. Bu da varmış bu şeyde. O ne kadar? Şu nasıl güzel Hasan? Ha? Daha mantıklı biliyor musun? Tam şu. Mini. Koy arabana git. Valla. Yo, balona koymam da. Damarın için de böyle bir kaynakta anlattın da. Yo yo, şey mesela bir gezmeye giderken alacağım bunun yanına. Şundan mı alsak bulmuşuz? Var ya. Ne kadar fark var? 280 oldu. Bu zaman 235 hem ne alır ya? O zaman onu alalım. Zaten hep aynı içerik. Bunu koyun mu direkt? He. Yazmalardan var bak. Ören bayan. Jenkins iyi olur arkadaşlar. Eğer alıyorsanız tavsiye üzerine. Ne yiyeyim ben abla? Şimdi mi yapacağım pizzayı dün de bakacağım dün de bana ne yapacağım. He. İftarı da bana yemeğimi de getirmiş oldum. He, öğren bayanın ama. Şu ne havasıymış? Alalım. Çayın yanına güzel oluyor. Bir de şundan alacağım Asu. Ah. Ne o? Şey, evde duruyor daha çikolatadan. Aldın gibi? Kartondan mı aldın? Yo, normal aldım. Çiko çikolata var ya şu yanımda. Onun hayran. Sabah kalktım onu yiyecek. Değişik. Sin içirmiş bu küçücük. Şunları alayım. Kaç paraymış kaju? Ne kadar? 70 liraymış. 60 lira. Ne kadar gramı? Gramajı? 1,5. 150 gram Hasan. 60 lira. O zaman kaça gelir? Daha uygunmuş var. Ben 450 alıyordum. Valla. 396 liraymış klas. Ben 450 aldım. Sen daha pahalı almışsın. Ama güzelmiş, taze. Sevdim. Ha, bu da tazedir. Yani paketli ya. Ürün. Sonuç itibariyle. Abur cubur da hiç tanımam ben. Şu fıstık anlıyorum, seviyorum ya. Onu Yüksel de çok seviyor. Sen bir aldın ya, kendisi ne, bitirdi onu. Çizer peynirli diyor, çider peynirli. Şu iyi ya. Şu da beni ta eskilere götürdü. Çocukken sanki böyle bir şey yiyorduk biz. Yirmiydin Hasan şöyle ballı şey. Çocukken yirdik sanki böyle bir şey. Dişime yapışıyor benim. Mayonezim var mı da? Var he, o daha duruyor bayağı. Ketçap mayonez var. Sen içiyorsun. İçmek size bedava. Kutusunu atmadığın sürece. Bunda bir şey mi vardır? Sen içiyorsun. Seni ondan yapacağım biliyor musun? Şey, reels yapacağım. Bir reels ayarladım arkadaşlar da Cansu için. Ama evet, yakında geliyor. Sen, Hasan şunları da alıyor musun? Ben biliyorum, oturumdan değil mi? Bundan da var. Aa, aynen. O boykot değilmiş arkadaşlar, araştırdım. Firması bizim ülkemizde. Ne, he, onu alacağım, bir de şunu alacağım. Misafirimle gelince ansızın bu iyi oluyor bunlar. Bunlar ya. Anam, şey misafirime iyi oluyor. Hadi bakalım, hadi. Bak. Şunlar 30'lar lira. İki tane de bunlar. Şundan aldın mı Hasan? Hı? Aldım ondan bir tane. Ben mısır, bir de zeytin alalım kahvaltıya. Var mı zeytin? Zeytinimiz yok. Mavi kapaklı alalım, o güzel oluyor. Arkadaşlar uzun zamandır alışveriş yapmıyor, söylediğim gibi videomda da bahsetmiştim dünkünde. O yüzden bayağı ihtiyaçlarımız var. O güzel olmuyor Hasan. İç hep yağ oluyor onun. He, onu hiç alma, boş ver. Benim kavun nasıl çıktı?
Şundan alacağım. Bunlar evin %100 ihtiyaçları. O yüzden şu kokulu olan mı? Ha, parfümle. İyi oluyor. Nasıl hissediyorsun Hasan'cığım? Kendimi bir hoş hissediyorum. Şaka bir taraf. Onda gerçek belli olur. Arkadaşlar yapayım. Şaka yapıyor valla. Bunlar mecbur alınacak ürünler. Evin şeyler, malzemeleri. Şundan mı yok? Başta hep abur cubur gibi oldu ya. Diyorum canı söyle. Abur cuburla çek. Bunlar asıl şey değil mi? He, şundan kullanırız. Şu çok güzel oluyor da. Ondan da var hala. Bulaşık makinesine, he. Şeyinin çıkmış ya, Asperox'un yeni çıkmış ya, ondan alacağım onu. Geçen babam aldı şeyde pazardan. Nasıl Asperox mu? Yeni çıkmıştı, çok etkilendi. Herkes bundan kullanıyor galiba. Yani boykotu yürüyor işte. İşte şu feyri de boykotum ya. Bu da onun. Ben şunu aldım mesela ben. Gerek yok. Zararını bile bile almaya. Bu tarafta da şöyle akdiyel ürünler var. Bunların kremleri yok mu? Krem de lazım. Şampuanın kremi mi? Evet. Fiy oluyor mu ki? Yok ya. Bu ağaç gibi oluyor aynı içinde. Aşağıda Ali. Hamza. Ondan sonra Ramazan abi. Bunlar nasıl dalmış? Dalmış yapıyor. Ay nasıl güzel dayı o. Nasıl şeymiş, nasıl dalmış? Allah Allah. Böyle mi dolanıp gidiyor ki? Büyüyüp gidiyor mu ki? Allah Allah. Baksana bu daha çok büyümüş bak. Budamışlar. Oo, kurumuş. Hiç görmediklerimiz. Al şu şu. Madem o sevmemiş yerini. Ha, iyi yapmışsın. Şunlardanımız da var. Var mı? Cuma sorar mısın? Yok, şundanımız. Alışverişimizi yaptık. Sonra nereye geldik Hasan'cığım? Hasan bana saat alacakmış arkadaşlar. Saat alacakmış. Evet, saat bundan alacakmış. Çok güzel ama. Artık başka zamana. Şeyden de uyumlu değil mi? O yaptığımız şey, aldığım şey var ya. He. Masa gibi neyse. Bu oturma odamıza takılacak ama, değil mi? Bak buradaki gri, görüyor musun? Gri dedim, bizim ama ben böyle istemiyorum. Hı? Aynen abi. Aynen, biliyor musun? Bizim orada attık ya bundan. Beyaz. Aman üstünün süsleri nasıl? Süsüde mi satıyorsunuz? Nasıl? Üstündeki köpekleri. Nerede? Üstün dekoru da alacağım. Bunlar mı? Lamba ha bunlar. İşte nasıl güzelmiş. Bizimkinde yok dekor Hasan. Bunlar diye kalmıyor. Bunlar diye kalmıyor. Bunlar diye kalmıyor. Bu satılırken bu da dekor içinde olmak zorunda değil mi? Böyle veriyorsanız değil mi kardeş? Şöyle bir bot alacağım. Dakıl değil. Ne yap lan? Evime şöyle bir bot alacağım. Şöyle mi? Böyle üç çizim. Ha, L. L biçim. Mantıklı. Çünkü benim evime doğru düz öbür botlar oldu mu orta çok dar kalıyor. Çok dar kalıyor. Evin çok dar oluyor. Şöyle koydum mu tam gelir bence. Aynen. Bak şu da güzelmiş. Aynen. Ha. Oturması da rahat. Şöyle. Güzelmiş ama. Alalım mısın? Alacak. Evet, sen bebeğim gibi şeyin durmasın. Benim başımda... ben şu anlara baz alacağım ilk kişilik, tek kişilik. Bizimki gibi mi alacaksın, benimkiler gibi? Düğüne. Düğünde ne olursunuz, onun içinde yatsın mı? Yaslan el Hasan. Ben de düğün diyor sanırım. Daha sonra uyur bunda diyorum. Düğünde adamlar da buna şöyle. Salla gene. Ana. Hasan bunda kitap neye okuyorlar ya. Böyle köşeye koyuyorlar. Sal çalmadı. Ben kitap olmam pek de. Babam okuyacak öyle bir şey. Babam üstü oldu. Geçen mavi masa sandalye olsa diye. Valla iyiymiş ha. Yaslan da bu ya. Şunu mu? Ooo tamam, alsın işte baban bunu, iyiymiş. Ooo valla Arda'mdan iyi düğün çalması olmuş öyle dedi. Millet seni göremez, saz cinir dedi. Hasan baktın dövüş çekiş oluyor, yat arkaya doğru. Arkaya doğru gideceğim ona, dövüş çekiş çatsın ne oldu bu? Şu ara biraz çetin düğün çalma şiirlerinde Hasan. Oluyor ya, olaylar oluyor illa. İşte. Alkolün yetisine, şin yetisine.
şeyler oluyor. Yani alkol şişede durduğu gibi durmuyor. Halılar aşağı. Ana biz çocuklar odaya kestireceydik. Onu ölçmem lazım. Buradan seçelim de ölçüsünü sonra şey edelim, mesaj atalım. İşte hocamış mutlağı olursa da bunun şeyi mutlağında dışarı olacak falan. Nasıl iyiymişti? Tam büyükmüş bu. İyiymiş abla. Hmm. Şunu çok sevdim ben de. Ooo. Kibarmış sandalyeler. Masası iyi de. Şu da güzelmiş bak. Şu değil mi? Şu aynı. Bana çok güzel oldu. Aynen. Halı Sinan da iyi yakışmış. Hallar dekoranmış. Nasıl güzel dekorlar getirmişsin. Şurada da fil var bak. İki taneydi abla. Biri kırıldı. Ha. O kaldı. Ama şu köpekleri sevdim ben. Şöyle Lambo olarak danmış. Fişi de var. Bizim aldığımız şuydu işte Hasan. Beyaz. Ne kadar onun fiyatı? Değil mi abi? Müzikte mi çalıyor onda? Çalsın bir Hasan otur. Polisten bağır bir şey. Çalıyormuş onda. Müzik şişesi var. Güzelmiş lan. Güzel. Benim de hoşuma gitti. Benim de çok seviyorum. Aşağı gidelim. Aşağıda halı bölümü arkadaşlar. İşte güzelmiş. Şöyle. Sizi çektim çocuk. Ne bu? Herhalde o. Aynı benzi. Şu el dokunması mı? Dokunması değil mi? Bizim köyde de yapıyorlar ya, hanımların yaptı, onlara benziyor. Çok fazla çeşitler, çok güzel. Dokunması yurt dışına gidecek hallermiş. Değil mi? Ne? Kadife mi? Yerim değil. Ana. Ne? Çarşaf sevmeden yat. Bunun içine girince adam çıkası gelmez. Acayip. Vallahi sormak lazım. Ama çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Arkadaşlar şeymiş de. Değil mi? Yatağı çok çok güzel. Yatağı çok güzel. Böyle mi? Tamam. Biraz daha büyüğünü alsan biraz daha konforlu yatar ama aynen. Bu en küçüğü. Hmm. Yatağı çok güzel. Acayip seçenekler var. Bak bu da ondan. Bu da ondan daha üstü. Allah Allah. Neler yapıyor bunlar. Başlığı da çok güzelmiş bunu. Bana. Ben böyleyi sevmem. Geniş. Genişliği güzel de şu deseni sevmiyorum ben de öyle. Büyük şundan. He, buradaki. Bizimki de şu işte çocuklarınki. Yatağı da bundan, başlığı da. Şöyle 3 dilimlisi, 4. Biz iyi gittik. Yüksel diyor ki bugün sabah, o diyor 10 gündür bir iyi yatıyorum diyor. Halbuki daha bir hafta oldu. Aa, o Efe çok iyi işte. Tam ideal. O da güzel bak. Rahat rahat yatar çocuk. Bir iki tane, üç, hatta üç tane almayı düşünün. İki kızlara bir Efe'ye. Evet. Yani yerde yatıyor, yer yatağında yazışılıyor. Bilim bodum patlamıyor. Sanki yer yatağında yerde yatıyorum. Yazık. Alacağım. Altı da çok geniş. Belli ki. Hı hı. Bizimkinin aynısı bir şey. Şekil olarak değişik bu da. Dur ben sorayım da alacağım. Bunda bunun arada ne kadar fark var ki? Bence bunun kalitesi biraz düşüktü bile. Bence bana da öyle geldi. Şu, şu yatakların fiyatları ne kadar ki? Evet kıymetli izleyicilerim, evimize doğru geldik. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Biz akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Saat 8.30'a geliyor. Ancak bahçemizi neydi suladık. Hasan hala bahçemizde. Şöyle. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün dün kıyma çıkartmıştım. Ben bugün dediğime bakmayın.
Annem gibi ben değil ya, beraber hani bir şeyler yapalım, yiyelim açısından çıkartmıştım kıymayı. Ondan sonra tekrar da dolaba koymak istemedim. Çözülmüş şeyler tekrar koymayı sevmiyorum. Bugün şöyle düşündüm. İçine malzeme olaraktan işte domates, biber, soğan, sarımsak, kıyma, böyle kıymalı pide yaptırmak istedim. Bugün pidecileri aradık arkadaşlar. Akşam saat 4-4.30 civarıydı işte. Böyle böyle malzeme getirsek pide yapar mısınız diye. Biz artık yapmıyoruz dediler. O önceden hani Ramazan ayında yapıyorduk dediler. İyi o zaman dedik. Ondan da vazgeçtik. Sonra BİM'e gittik geldik. Zaten sizler de gördünüz. Ondan sonra eve gelince de o kıymayla köfte yaptım arkadaşlar. Şöyle. Daha bir leğende bir sürü var. Bunda da patates var. Patates köfte yapıyorum. Kıymalı pide de yapsaydım limonla şeyle Ömer'cim vallahi düşeceğim annem. Bu sen beni çok zorluyorsun. Yapma anne. Oturabilirsin ama düşersin. Yukarısına asılma. Şimdi diyeceksiniz ki evde onu yapıyorsun işte buralar yağ oluyor gibisin. Aslında şunu ben açıyorum da sizlerin kafası ağrıyor durduruyorum arkadaşlar. Köftemin yarısını böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi bakalım inşallah dağılmaz. İç malzemelerinde soğan rendesi var, sarımsak rendeledim. Galeta unu var. Bir tane yumurta var. Toz biber, karabiber, kimyon çok az. Tuz. Sıçramadım. Şöyle dizelim bakalım inşallah dağılmayan bir köfte olmuştur. Bayağı dirayet diye benziyordu. Tamam anne. Tamam anne. Ömer abin yanına bir gitsen tatlım. Çok severim seni. Daha fazla severim. Hadi bebeğim. Şimdi diğer köftelerimizi sıkalım. Şundan hiç olmam. Şu hazır su. Bir de yanına sumaklı soğan yapacağım. En sevdiğim. Abin de içebilirsin. Yüksel abin kardeşine de bırakın. Şöyle bakayım bir daha. Nereye kadar bölüyoruz. Şimdi köftemizi bir güzel yapalım arkadaşlar. Şu leğenin içinde de şu şey var. Patates leğenim. Şu patatesi almak için şey olur ya. İçine koyuverdim. Normalde şuna koyuyorum. Ömer gitti hala o vıcır vıcır ediyor. Şunu da şöyle koyayım. Ben şuradan köftelerimi sıkayım. Büyük tavaya koydum arkadaşlar. Hemen onu versin diye. Bukiye Görümcemir'le gideceğiz. Aramışlar Gündüz işte böyle böyle şikayet gitmiyor. Geleceğiz bugün dedik tamam dedik kapattık. Anne sen ne yaptın? Koyun beni bilmiyorum. Tamam benim. Ağzı kapanma. Ha oraya koy. Anne oldu mu abi? Olmuş tatlım olmuş. Tamam ben. Aferin benim oğlum. Köfteleri büyük büyük yapıyorum ince ince yapıyorum arkadaşlar. Böyle kalın olduğu için böyle hafif şey çiğimsi kalın mı sevmiyorum. İncecik olsun pişi pişi versinler. Dedim tekrardan video başlatayım. Vlog olaraktan günlük yaşantımızdan bir şeyler çekelim dedik. Düşersin anneciğim, düşersin Ömer'im. Ama çıkamıyorum. Ama çıkamıyorum da koşarak çıkmaz ki ona da aklım. Şu an köfteler güzel görünüyor. Galeta unu biraz fazla olmuş olabilir. O yüzden dağılacağını düşündüm. Anne kaçırsın. Düşecek bu. Sen düşeceğim ona bakma da. Fazla toz biber eklemedim arkadaşlar. Diğer baharatlarla bunu dengeledim ama çocuklar yiyemiyor fazla acı olunca rahatsız oluyorlar sonra. Onlar yemeyince de benim gittiğimin de bir anlamı yok. Oturmuşken herkes tatlı tatlı yesin yemeği diye düşündüm. Şöyle. Akşamdan kuru fasulye ıslatacağım arkadaşlar. Yarın da kuru fasulye pilav yapacak. Yani kendimiz öyle inşallah. Düdüklü tencereme koyarım. Dökülür. Şöyle. Bakalım şöyle bir daha. Oluyor. Şimdi bir tepsi daha oldu mu? Bu da zaten bir tavaya tam yetiyor. Anne ne altında mı? Ellerimi hemen yıkayayım. Onu çıkaralım. Yanıtsın. Ha, hemen çıkma. İçeri verelim. Yardım şu an.
kez unuttun beni. Pişirip şeye baksana tadına, tuzuna. Neyse. O incecik yaptığım köfteler bile hemen toplanmış arkadaşlar. Şuradan koyalım hemen boş kalan yerlerine. Ne oldu? Tamam. İkisi de olası ya. Benim de şu poşetin içine burada kabuklar var. Soğan soyacağım. Bir de soğanı hemen soyalım, yıkayalım. Bu şipşap menü arkadaşlar. Bugün biz bahçeydiz. İşte alışveriş ederken evimize anca girebildik. Şöyle. Bir de soğan yapsam yeter herhalde. Biz de soğanı çok seviyoruz arkadaşlar. Hiç et süt olmasa yanında. Kuru soğan tamam, bize yetiyor vallahi. Bunu doğrasak çok mu olur? Neyse. Ömer düşeceğim dediği için gupur gupur oğlum. Küdür tatlım. Tamam ya, dün yine yatıyorum ama şurada kabuklar var arkadaşlar. Şu soğanları yıkay gireyim Ömer. Ben de katılıyorum ben burada. Olmuş olmuş. Şurada düğün bir neyin alalım. Ama dolan dolan yoruluyor valla. Bir şey yok. Bana dünya vereceği. Şuradaki neyin alalım bari. Doğru. Şuna doğrayalım. Soğandan bizim tarafa alayım. Suyu damlamasın. Şöyle ya Allah ya bismillah. Anne bu ne ya? Ne oldu? Senin dediğin su mu abi? Ne? Senin dediğin su mu abi? Tamam. Soğanlarımız hazır. Tekrardan yıkamayacağım. Çünkü zaten şeyleri tamam. Soğanı da en son attım. Dursun. Gözlerim nasıl yanıyor? Burası hep soğan kokuyor gibi aynı. Soğan derdesi yaptım ya köftenin içine. Olur ki acaba şöyle. Ne görünüyor şu anda? Köftelerin içinde. Ablanın içinde. Bir damla bassam çok makbule geçecek aslında. Ama hiç dağılmamış arkadaşlar. Çok dirayetli duruyor. Şöyle. Patates kızardıktan sonra bunların yerini değiştiririm. Onu buraya, bunu oraya. Ne oldu? O kadar etrafa da sıçramadı biliyor musunuz arkadaşlar? Ayar yüksek ayar değil ya, o yüzden herhalde. İyi oldu. Bir dakika bebeğim, elim bulaştığıken sana gelemiyorum maalesef. Bir dakika oldu. Yüksel Ömer. Vallahi kızacağım anne. Bir dur artık. Ne? Ya dilim tat attırdın korkudan. Sen üstün sandın. Şaka da ama sana zarar olacak diye korkuyorum ben de. Bakalım köftemiz nasıl olur. Anne, size iyi diyor.
Et kokusu olduğunu hissediyorum. Kokmuyor.